Seçimler tamamlandı. Sizce kim kazanır? Ben Eni diyorum ben ya. Ezreal diyorum ya. Yani bir anda Eni'ye gidecektim ama Ezreal döneyim dedim. Dayı dedi diye miyiz? Muhtemelen. Yok. Yüzüme baktı çünkü. Ya şöyle düşündüm, muhtemelen Diamond Prox hatalı bir oynayacak ve burada Prox da bir şekilde hani skoru veyahut da oyunu kazanacak diye tahmin ediyorum. Evet, ve karşılaşmaya geçtik. Başlangıçlara bakacak olursak Doran Kılıcı ve Doran Yüzüğü başlangıçları var. Prox'a da bu arada sihirdar büyüsüne herhangi bir değişikliğe gitmemiş. İki tarafta çalıya girme konusunda bir ayrı çekingen. Ya birinci seviyede Broxan'ın elindeki şampiyon çok avantajlı. Bir saldırı gücü taşıyıcısı olduğu için. O yüzden onun girmemesi biraz canını sıkabilir. Eni de o riski almak istemiyor. Bu arada Broxan'ın girdiği ürünleri görüyoruz. Saldırıya devamla girmiş. Bu biraz enteresan yalnız. Yani uzun takaslara çok fazla girmek istemezsiniz Eni'ye karşı. O belki de bitirici vuruş için, o ekstra hasarını kullanmak için de böyle bir şey tercih etmiş olabilir tabii ki. Ama o işte yüzdelik hasar kazanmanız için öncelikle onu bir tetiklemeniz gerekiyor. Hı-hı. O biraz sıkıntı yaratabilir ama bekleyip göreceğiz. Şimdi iki tarafta bir koridoru ittirmek istiyor. Diamond Fox'un elinin pasif devreye girmişti az önce sersemletme etkisi ama bunu kullanmadı. Hala koridoru ittirmek için yeteneklerini geldiğince kullanıyor. Tabii şunu da ekleyelim. Elinde aslında minyon kesmek için çok iyi bir orta koridor şampiyonu. Çünkü Q ile beraber minyona son vuruş yaptığınız zaman harcadığınız bütün manayı geri kazanıyorsunuz. Hiç şu ana kadar hiç kaçırmadı. Ve bekleme süresi de çok kısa aslında Q'nun. Evet. Böyle bir güzelliği var. Yani en azından tek atmasının yanı sıra. Şöyle minyonu biçtiğinizde bekleme süresi yarı yarıya iniyor Eni'nin Q'sunun. O yüzden rahat rahat kullanabiliyor minyonları. Artı manasını da geri alıyor tabi. Q yeteneğini. Eğer minyon katledilirse. Ya bir yetenek gücü orta koridor şampiyonunun otomatik saldırıyla minyon alması biraz zor olduğu için erken safhalarda. Bu konuda da bu arada Prox'a da ilginç bir deneme. O son vuruşlarda da erken dakikalarda çok rahatlıyor aslında. Yine. Şu ana kadar minyonla ne kadar önde görünüyor olsa da Roxanne'ın ben birkaç minyon kaçırdığını gördüm. Şimdi bakalım bu minyonların ne kadarını alabilecek Diamond Prox. Birinciyi kaçırdı. Biraz kulenin de canı bayağı fazla gitti. Ama Eni'nin her zaman bir sersemletme tehdidi olduğu için böyle kule altında çok fazla otomatik saldırı yapmayı tercih etmeyecektir kuleye Prox'a. Ama Diamond Prox minyon kaçırmaya devam ediyor. Şu anda 24'e 21 oldu. Ve 24'e 23. Yani yaklaşık 4 veya 5 minyon kaçırır sanırım evet, kule altında. Bayağı bir minyon kaçırdı Diamond Prox. Elindeki avantajı da kaybetmiş oldu böylelikle. Şimdi peksimetler de hemen çantalar eklendi dakika 3'te. Tabi seviye 6'sı çok tehlikeli Eni'nin ve böyle sıçra ile birlikte kaçabileceğiniz bir yetenek kitine sahip şampiyonu değil aslında Eni. Çok fazla refleks verebileceğiniz bir durum yok. Diamond Prox güzel hasar bıraktı Prox'a üzerinde. Ama tabi burada yine Diamond Prox'un skor olması da biraz yine zor olacak. Her ne kadar Eni'nin kiti iyi olsa dahi hem bitkinlik hem de bariyer var. Evet. Yani ultisinin ve diğer yetenekleriyle beraber combo yapsa dahi yetmeyebilir. Yani full candayken çok haklısın ama canını biraz dürttükten sonra tabii. Tutuşurun etkisiyle o bariyer ve bitkinlik çok da işe yaramayacaktır aslında. Şu ana kadar Diamond Prox'u aslında hiç fena götürmüyor. Burada Prox'a yapacağı tek bir olay var. Yani ilk denemede muhtemelen Diamond Prox sıçrasını kullanacak. Ona karşı hayatta kalmak. Hı-hı. Ondan sonra zaten sıçrası bekleme süresinde olacağı için ondan sonraki o dakikaları daha rahat geçirebilecek Prox'a. Şu anda tehlikenin farkında zaten. Evet ve minyon kesme konusunda çok sorun yaşamazsa aslında Prox'a 100 minyona ilk ulaşan isim olabilir. Şu anda çok büyük bir minyon dalgası var onun önünde de. Kule altında çok daha rahat alabiliyor tabii Ezreal'la. Diğer tarafta Diamond Prox üste dönecek.
burada ultisiyle birlikte Brox'a hızlı bir şekilde minyonları temizlemek istedi. Çok kötü bir ulti geldi ama arkadaki minyonlara vurmadı, artı kule altındaki minyonların çoğunu da kaçırmasını sağladı böylelikle. Muhtemelen çalıda Diamond Prox'un üstü döneceğini düşündü. O yüzden biraz sol tarafa doğru attı ama eğer... Oo, koridoru yalnız donduracaklar mı Prox? Çok kötü haber Brox adına. Şimdi sihir içen aldı Brox'a aslında bir önlem. Aynen öyle. Ya şu anda o aldığı sihir içen hayatını belli bir noktaya kadar kurtarabilir. Yalnız Diamond Prox direkt olarak çizmesini tamamladığı için hem çok ciddi bir hareket hızına sahip, bir de o büyü nüfuzu da onun bir hayli işine yarayacak. Roxanne'ın da koridoru kötü bir noktada bırakması aslında bu eşleşmenin kazanma ibresini biraz daha Diamond Prox tarafına çevirdi. Minyon kaçırıyor Brox'a. 56'ya 50 minyonlar. Diamond Prox deneyecek mi bakalım. Rakibin üzerine doğru gidiyor ama Brox'a iyi hasar bıraktı Diamond Prox burada. Ateşle oynuyor olabilir. Diamond Prox şasını kullandı. Brox'a devam edebilecek mi acaba? Hayır. Ultisini hala saklıyor Diamond Prox. Ama beklenenden çok... Minyonların çıktığı için çok fazla dürtüldü. O mistik atışlar tutunca bayağı bir canını yaktı Diamond Prox'un. Beklenenden çok daha fazla hasar bıraktı Brox orada. Ama bitkinin olmaması Diamond Prox için iyi haber. Yani hasarının tamamını yansıtabilecek. Ama tabii kombosu yapmadan önce şöyle bir ezreli biraz daha dürtse onun için daha elverişli bir tekleme deneyimi olabilir. Ya bariyer artı sihir içen. Bu arada ultisini kullandı. Brox da skoru kovalayabilir orada. Diamond Prox ultisini şimdi kullandı. Sersemletti orada Brox'a. Brox orada canını yenilemek için ilerledi ama Tibbers hala Brox'a'yı kovalıyor. Diamond Prox sersemletecek mi? Sersemletme geldi. Sihir içen devrede. Skor yetecek mi acaba? Tibbers kovalamaya devam ediyor Brox'a'yı ama sanırım yetmeyecek. Ve Brox'a son anda hayatta kalmayı başardı. Ve üstüne de dönmüyor. Yalnız bu çok... Tabii kulenin gideceğini biliyor Brox'a üstüne dönerse. Şimdi bakalım burayı savunabilecek mi acaba? Diamond Prox bir mistik atışı yedi orada. Gördü. EQ gelebilir. Gelebilir. O skoru getirebilir. Karşılaşmayı bitirebilir. Manası bitti. Manası kalmadı. Ve ilk kan. İlk kanı dökmeyi başarıyor Diamond Prox orada. Ve birebirin galibi oluyor. Böylelikle adını da bir üst sıraya yazdırmayı başardı Diamond Prox. Ya ben bu arada tekrarını da izledim o alt taraftan. Yani şöyle E'ye atıp geri dönmek bayağı canını sıktı ya onun.